bir fonksiyonu nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz değil mi? Mesela elimizde bir fonksiyon olsa ve tanımı bu tablodaki bilgilerle yapılmış olsa, f eksi 9'un ne olduğunu bana söyleyebilir misiniz? f eksi 9, fonksiyonun eksi 9 noktasında aldığı değerdir. Yani fonksiyona eksi 9 değerini koyduğumuzda bize karşılık olarak vereceği değer. Ve bu tabloya göre bu değer 5. Bileşke fonksiyonları da görmüşsünüzdür. Mesela f eksi 9, artı 1'in fonksiyonu olan bu fonksiyon. Sakın gözünüz korkmasın, f eksi 9'un ne olduğunu biliyoruz, az önce söyledik, 5. Peki, f 5 artı 1, yani f 6'nın değeri nedir? Eksi 7. Evet, buraya kadar küçük bir tekrar yaptık, şimdi sırada ters fonksiyon konusu var. Tabloda tanımı yapılmış olan bu fonksiyonun tersi vardır. Neden? Çünkü bu fonksiyon birebir ve örten bir fonksiyondur. Yani x'in alabileceği değerler ve fonksiyonun değerleri arasında birebir bir örtüşme var. Aynı x değeri için fonksiyon 2 değişik, 2 farklı değer vermiyor. Bunun için de tersi vardır. Şimdi bunu aklımızda tutalım ve bakalım. f üzeri eksi 1, yani f ters 8'i bulabilecek miyiz? Evet, burada videoyu durdurun ve bunu kendiniz bulmaya çalışın. Ya da isterseniz önce fonksiyonların ne yaptıklarını bir tekrar edelim. Bir fonksiyon tanım kümesindeki bir değeri görüntü kümesindeki bir değere götürür. Evet, bu f. Burası tanım kümesi, bu da görüntü kümesi. Ters fonksiyonda görüntü kümesindeki bir değeri ya da elemanı tanım kümesindeki aslına geri gönderir. Bu durumda f ters 8 ne olur? Bizi görüntü kümesindeki 8 değerine ulaştıran değer. Yani bu 8 ise bizi 8'e hangi değer getirdi? Bakalım, 9. f, 9, 8'e eşitmiş. O zaman f, ters 8 de 9'a eşittir. Daha kolay görebilmek için bir tablo çizelim. Buraya x'i, buraya f'nin ters fonksiyonunu koyacağım. Tabloyu oluşturmak çok basit. Yapmam gereken tek şey bu sütunla bu sütunun yerini değiştirmek. Eğer f, eksi 9, f 5 ise, f, ters 5, eksi 9 olacak. İki sütunun yerlerini değiştirdik. Buradaki görüntü kümesi yeni tanım kümemiz. F'nin tersi 7'yi eksi 7'ye götürecek. Eksi 7'den 7'ye gitmek yerine 7'den eksi 7'ye gidiyoruz. Devam edelim. F'nin tersi 13 ile 5'e eşleştirecek. Eksi 7'den 6'ya gidecek. 8'den 9'a ve 12'den 11'e. Doğru oldu mu? Evet, doğru. Tekrar ediyorum, yaptığım tek şey bu sütundaki değerlerle bu sütundaki değerlerin yerlerini değiştirmek. F'nin tersi bu sütundan bu sütuna götürdüğü için yerlerini değiştirmek kafi. Bakın, F ters 8, 9. F'nin tersine 8'i koyduğumuzda 9'u alıyoruz. Şahane. Evet, şimdi farklı ve biraz daha heyecanlı bir şeyler yapalım. Mesela F, F ters 7'yi bulmaya çalışalım. Peki, f ters 7 nedir? Eksi 7. f'nin tersi 7 ile eksi 7'ye eşleştiriyor. Bu sarı ile işaretlediğim ifade eksi 7'ye eşit. Peki, f eksi 7 nedir? 7. Başladığımız yere geri döndük. Mantıklı değil mi? Önce fonksiyonun tersini 7'de değerlendirdik, eksi 7 bulduk. Sonra da fonksiyonu eksi 7'de değerlendirdik ve 7'ye geri döndük. Bir alıştırma daha yapalım. f ters F ters 13. Nefis. Evet, burada yine videoyu durdurun ve sonucu kendiniz bulmaya çalışın. İçeridekiyle başlayalım. F ters 13 nedir? Bu tablodayız. F 13, 5'e gidiyor. Aynı şeyi burada da görebilirsiniz. F, 5'i 13 ile eşleştirdi. O halde F'nin tersi de 13'ü 5 ile eşleştirecek. F ters 13, 5 olacak. Baştan yazıyorum f ters 5. Peki bu ne olacak? Eksi 9. Tekrar edelim, f eksi 9'dan 5'e gidiyorsa, f'nin tersi 5'ten eksi 9'a gider. Kafanız karışmasın aslında gerçekten çok kolay. Fonksiyonlar bir kümedeki elemanları başka bir kümedeki elemanlarla eşleştiriyor ve ters fonksiyonlar da bunun tam tersini yapıyor. Hepsi bu. Kısacası fonksiyon 9'dan 8'e gidiyorsa tersi 8'den 9'a gidecek ve sütunların yeri değişmiş olacak. Bu kadar kolay.